Emre Saygın'ın Hadi Be isimli programına konuk olan Doğukan Manço, babası, müziğin büyük ustası Barış Manço ve Survivor'la ilgili çok özel anılarını, sırlarını bu sohbette anlattı. O özel anlara gidiyoruz şimdi. Havadan getirdim ben. Doğukan Manço hem özel hayatından hem de Survivor'dan gizli sırlarını ilk kez anlattı. Aa, geliyorum evet. Böyle. Bak ben getireyim onu sen bir saniye. Beni bu kadar açık göremezsin. Ünlü müzisyen Doğukan Manço Hadi Be TV programında Emre Saygın'ın konuğu oldu. Merak ettim, ada da seni hakikaten en zorlayan şey neydi? Baba en zorlayan şey açlık maçlık hikaye. Onların hiçbiri değil. Tahammül edemediğin adamla aynı yerde uyumak zorunda olman. Aynı ya da o adadan gidememen mesela. Şimdi sen burada anlaşamadığın birisi olsa ne yaparsın? Çeker gidersin ya da onu gönderirsin bir şey yaparsın. Aynen öyle. Orada bir amaç için bulunuyorsun ve bu adamla bulunmak zorundasın. Ya da adamlarla ya da kadınlarla neyse. En zoru buydu diyorsun. Hemen hemen aynı hizadalar. Hata kaldırmaz. Hata kaldırmaz. Turabi yıkamadı Doğukan yıktı. Eski Survivor yarışmacısı Doğukan Manço adada anlaşamadığı bazı yarışmacılarla aynı ortamda kalmanın zor olduğunu açıkladı. Şimdi bir de şu var abi bak orada biz 22 kişi başladık. 3 saat yayın yapılıyor. Yarısı oyun yarısı görseller. Ben kendimi bildiğin inşaata verdim. Yani oyunlarda şey gibiydin ya böyle tabiri caizse kızma hani böyle bıdı 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 hızlı ne denir ona bilmiyorum ama. Abi it gibi koşuyordum. Onu biliyorum onu söyleyebilirsin. Ben demeyeyim dedim onu. Ha, ben demeyeyim dedim onu. Fakat atış olması sıkıntıydı. O geliyorum evet. Böyle. Bak ben getireyim onu sen bir saniye. Yarışmadan bir de hatıra top getirmiş Doğukan Manço. Buradaki gördüğün her şey Survivor oyunlarından gerçek oyuncaklar. Bak bu işte gel. Bak. Aha bak. Aa bu top. Bu top. Bunu bildim. Adadan getirdim ben. Bak şey de orada. Ne atamadığım top diye mi getirdin? Atamadığım top diye getirdim ha. Emre Saygı rahmetli Barış Manço'yla da ilgili bir soru sordu. Babanla karşılıklı hangi şarkıyı yapmak isterdin? Hangi şarkısını? Hani sen coverlayacaksın, o söyleyecek. Hani sen de belki arada hani ona eşlik edersin ama aynı sahnede hangi şarkıyı söylemek isterdiniz? Valla ne yalan söyleyeyim. Şimdi bende ses mes falan olmadığı için birazcık daha hani babanla aranda en özel olan hani şiirsel bir şey olabilir diye. Mesela hani babanın çok şarkısı var tabii ama babamın değil de babamın coverladığı bir eser olabilir. Yöresel o da Dere Boyu Kabaklar olabilirdi mesela. Yandan, yandan, yandan. Doğukan Manço 80'li yıllarda babasıyla bir düet yapmıştı aslında. Hangi şarkı? Benim babamla düetim var biliyorsun. Öyle mi? Biz onu atlamışız bak. Atlamadan ayı. Aa. Evet babacım buna ayı derler ayılar bizleri çok severler. Doğru. Biraz ağırdır rap yapıyorum Türkiye'nin genç rapçisiyim ama. Ama o zaman ama daha biz yakalayamadık oraları tabii. Yani. Baba orada çok küçüktün emin olamadık yani ondan. Tabii. Evet babacım ona ayı derler ayılar bizleri çok severler. Doğukan Manço iki erkek çocuğu sahibi olmak istediğini de açıkladı. Her şeyden önce sağlıklı olsun. Tabii orası şüphesiz. O en önemlisi. Fakat benim erkek olmasını istememin sebebi benim baba oğul arasındaki ilişki açlığımdan kaynaklı. Çünkü ben babamı erken kaybettim. Yaşayamadığım çok fazla şey var. Baba oğul ilişkisinden bahsediyorum. Ve ben herhalde bu arayı kapatmak isterim bir şekilde. Babamla paylaşamadıklarımı oğlumla paylaşırım diye bir açlığım var. Bu benim belki bir defom. Hı hı. Fakat Allah nasip ederse inşallah. Yani cinsinin ne olduğunun önemi yok. Her şeyden önce sağlıklı olur. Kendisi de otomobillere ilgili olan Doğukan Manço eğer oğlu olursa otomobil yarışçısı olmasını istiyor. Oğlumu yarışçı yapmak isterim. Otomobil yarışçısı yapmak isterim. Otomobil yarışçısı. Araba yarışçısı. Bir motorspor yarışçısı yapmak isterim. Ne bileyim ben çünkü babam sağ olsaydı beni destekleyecekti. Biliyorum. Şüphesiz. Ve ben bunu çok istiyordum. Olmadı ama annem destekledi.